Herkese merhaba. Bu videoda çok sıkça sorulan bir e, soruya sure değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Core PA 700, Core PA 1000 ve Core PA 4X'te e, bu ritim bölümünde direkt sayfası var. Veyahut e, sesleri girdiğimizde burada bir direkt sayfası var. Bu videoda e, bu direkt ne işe yarar, nasıl açılır, nasıl kapanır, e, nasıl silinir? Ve e, nasıl yediği alınır onun bir cevap videosu yapmak istiyorum. birçok arkadaşımız abimiz bu direkt bölümüne ayrı bir set yükleniyor sanıyor. Yani bu düzelde yüklediğimiz set gibi herhangi bir başka bir set de buraya yükleniyor sanıyor ama bu direktin mantığı bu değil. Direktin mantığını şöyle düşünmek lazım. Burada nasıl yüzer bölümünde hani boş bankalarımız var. Bu direkt de aynı o şekilde sırf boş bankadır. Yani oraya ritim ses atabiliyoruz ama bir şartla buraya atılan ritim veya sesler burada ya lokal bölümünü yüklü olması gerekiyor şu an lokal bölümünde sırf emo st veya Cüneyt SD kart yükleniyor onun haricinde şu an bir çalışma yoktur ve oraya bir farklı bir set atılmıyor yani bu iki çalışma hariç direkt attığımız sesler veya ritimlerin soundları DRAM kitleri user bölümünde olması gerekiyor yani RAM bölümünde yoksa o ritimler, sesler çalışmaz. Ee, örnek veriyorum mesela Bu user bankalarımız doldu, ağzına kadar doldu. Şimdi e, ritim Daha fazla ritim yüklemek istiyoruz ama e, boş Havaza yerimiz yoktur. Bunu nasıl açacağız? Direkt bölümü açmak için Sol tarafta medyaya basıyoruz tırnaktan create new folder yani yeni bir dosya aç ona basıyoruz. Önemli olan burada T ismine basıyoruz. Bunu siliyoruz. Buraya herhangi bir bir set ismi verebiliriz. Ama Ben mesela anlayabildiğiniz için direkt yazıyorum. Herhangi bir, buraya Ahmet Mehmet Ali set de yazılır. Şimdi çok önemli bir detay var. Bu direktin arkasına nokta set yazmamız lazım. Bu çok önemli. Yoksa dosyayı direkt olarak kullanamayız. OK diyoruz. OK diyoruz. Yes diyoruz. Ben direkt e, dosyasını setimi disk bölümüne attım. E, bir USB atarsak her seferinde USB çektiğimizde veya taktığımızda gelip gider. Ama direkt olduğu vakit her zaman e, orgun beyninde olduğu için e, orgaşımıza her zaman gelir bu. Şimdi setimizi yaptık. Uh, ikinci adım global'a basıyoruz. Herhangi bir, bir sayfadaysak ya çift global'a tıklıyoruz. Mesela örnek veriyorum bu sayfadayız. PA4X'e çift tıkladığımız tekrar ana menüye giriyor. PA700, PA1000'de uh, herhangi bir sayfadaysak burada tekrar bir menüye bastığımızda global'ın ana sayfasının, sayfasına, seviyesine geçer. Burada da global menü yazıyor zaten. Şimdi burada mod preferences diyoruz. Media diyoruz. Browse diyoruz. Şimdi bu seti yaptığımız seti seçiyoruz. Select diyoruz. Kısa bekliyoruz. Şimdi bir sefer exit dediğimizde gördüğünüz gibi direkt sayfası açıldı. Komple boş. Buraya şimdi mesela favori ritimleriniz var. Ayrı bir bölüm almak istiyorsunuz. Mesela bu ritim. Copy, paste diyoruz. Direkte geçiyoruz. Birinci sayfa, birinci yer. Bastık. Bu ritim mesela e, basıyorum. Track Select'ten ritmin detaylarına gidiyorum. Bunlar hep e, dediğim gibi user'de olması gereken sound'lar. Şimdi aynı şeyler e, sesler için de geçerli. Burası da açıldı. Buraya da istediğimiz ritimleri, sesleri falan yükleme imkanımız var. Bu global sayfasından bu browse yerinden herhangi bir başka bir set yüklersek kendine ait olan bir set bu sefer direkt sayfasında o ritmi seçersek ritimler bozuk çalacak. Teneke zil sesleri gelecek veya farklı farklı sesler gelecek. Dediğim gibi buraya ayrı bir set yüklenmiyor. Sadece buraya buraya şu anki RAM'da user'da olan sette uyumlu herhangi bir set varsa sadece o çalışır. Başka bir imkanı yoktur. Hmm. Bu ritmi User'dan aldık. Örnek veriyorum mesela benim lokalımda MOST var. Ben mesela bu ritmi de copy-paste copy, diyorum, direkt de atıyorum. Ne oldu? Şimdi bu iki ritim direkt e, setime girdi. Aynı şekilde e, silmek için üstüne bastığımızda, tırnaktan delete dediğimizde ritimler silinir. Ayrıca çok sık sorulan bir soru. Direkte ritim attık, ses attık. Bunu e, nasıl yedekleyeceğiz? Şöyle ki, a, buraya herhangi bir ritim attığımızda demin hatırlarsınız, direkt nokta set yapmıştık. Bu ritimler, yani oran içinde yaptığımız değişiklikler anında bu setin içinde işliyor. Mesela bir girelim. Open dedik. favorite 1 dedik. Open. Şu an türkü 5 diyor. Vereceğim 15. Şimdi bir örnek vermek gerekirse lokaldan bir Ritim Atacağız direkte Şimdi tekrardan O setin içine gidiyorum Gördüğünüz gibi direkt otomatik e, Setin içine girdi Yani bu RAM'da olan seti kayıt etmek istediğimizde save üzerinden geçiyoruz e, Kayıt içinde bir video var ona da bakabilirsiniz ama bu direkt için Bu olay geçerli değil yani Direkt sayfasında bir ritim veya ses attığınızda otomatik direkt bu setin içine girecektir. Şu bu seti de. Aynı şekilde şimdi mesela bu iki şöyle yapalım. Çoklu seçim yapalım. Buradan delete dedik. Şimdi tekrardan medyadan setin içine giriyorum. Style. Gördüğünüz gibi komple boş. Bunun USB 7'ini almak istiyorsak diyelim setimizi bir arkadaşımıza vermek istiyoruz. Nasıl olacak? Kendi setimizi tabii ki normal save bölümünden kaydedeceğiz bu USB'ye. Bu seti de başka bir arkadaşımıza vermek istiyorsak eğer copy sayfasına gideceğiz. Setin üstüne basacağız. Copy to. Aa, USB takılı ise buradan USB seçeceğiz. O zaman copy yes dediğimizde aa, bu setin kopyası USB'ye geçecek. Aa, diyelim Şimdi bu direkti tekrardan kapatmak istiyoruz. Lazım değil veya başka bir şey yüklemek istiyoruz. Tekrardan global gidiyoruz. Ben tekrar bir an sayfaya geçeyim. Ya dediğim gibi ya menüden ya da herhangi bir yerdeyseniz p 4 xe çift bastığınızda tekrar ana ekrana atlar. ver, Preferences, Media, Browse, Deselect bastığınızda tekrardan direkt sayfasını kapatır. Um... Ee, set e, seti kapattıktan sonra, dediğim gibi bu üst kapanıyor. Herhangi bir başka bir seti de tekrar buradan, yani RAM'da yüklü olan setinize uyumlu olan bir seti tekrar yüklemek isterseniz aynı şekilde, başta gösterdiğim gibi Browse'dan o seti, seti seçecekseniz, ben tekrar bu setten örnek vermek istiyorum. Select dediğinizde tekrardan e, o ritimler sesler gelecektir ve setinize çalışacaktır. Şimdi tekrardan bir örnek vermek istiyorum. Buradan tekrardan bir copy paste yapıyoruz. Şimdi diyelim bu setimizde gerek yoktur. Hani test amaçlı bir set yaptık. Silmek istiyoruz. Silme sayfası delete yani sil demek. Buradan tekrar setin üstüne basıyoruz. Delete yes dediğimizde setimiz silinmiş olacaktır. Direkt Hali kapanmış olacaktır. Umarım bu videodan sonra bu sorular azalır. Herkese yardımcı olmuştur diye ümit ediyorum. Bilmeyenleri de bu videoyu da paylaşın. Kanalımda abone olun. Sık sık böyle eğitim videoları, detay videoları, informasyon videoları yapacağım. Bilginiz olmasa amacından abone olursanız anında videoları görürsünüz. Herkese kolay gelsin.